Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde 14. Deneme sınavımızın çözümlerini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda yarıçapları 3, 4, 6 ile ters orantılı birbirine bağlı 3 çark verilmiştir. Çarklar durgun haldeyken, en küçük çark saniyede 1 bölü 3 tur atacak bir hızla dönmeye başlıyor. Buna göre, 3 dakika sonunda çarkların attıkları tur sayılarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar en küçük çarkımız burada. Saniyede 1 bölü 3 tur atıyor. 3 dakika sonunda kaç tur atar? Dakikayı saniyeye çevireceğim. 3 çarpı 60'dan 180 saniye. 1 saniyede 1 bölü 3 tur atıyorsa 180 saniyede 60 tur atar. Buna da x tur diyelim. Bu da y tur atmış olsun arkadaşlar. Şimdi yarı çaplarını bulmaya çalışalım. 3R1 eşittir. 4R2 eşittir. 6R3. 3 4 6'nın ekoku 12'dir. 12 ryi eşitliyorum. 3R1 12R ise R1'imiz 4R. 4R2 12R ise R2'miz 3R. 6R3 12R ise R3'ümüz 2R'ye eşit. Şekle uygun olacak şekilde yarıçapları yerleştirelim. 2R 3R 4R. Burada bir işlem yapacağız ama o işlem nereden geliyor bir bahsedelim. Arkadaşlar hatırlarsanız oran orantıda bir tane formül vardı. Neydi? Birinci iş miktarı bölü birinci iş için verilen tüm bilgilerin çarpımı eşittir. İkinci iş miktarı bölü ikinci iş için verilen tüm bilgilerin çarpımı şeklinde bir ifade vardı. Şimdi burada yapılan işe bakmalıyız arkadaşlar. İpe bakın. Bu çark ne kadar dönüyorsa çevresi kadar dönecek tur atınca arkadaşlar. Burada aldığı yol neyse ip de o kadar dönecek. İp buradaki çarkın aldığı yol kadar döneceği için buradaki çark da o kadar yol dönecek. O kadar yol alacak arkadaşlar. Şöyle tekrar edeyim. Bu çark 60 tur sonucunda ne kadar çevre yol alıyorsa bu ip de o kadar dönecek. İp ne kadar dönüyorsa bu çer, e, buradaki çark da o kadar çevre yol alacak. O zaman arkadaşlar, bu çark ile bu çarkın aldıkları yol eşit olacak. Döndükleri çevre eşit olacak. Yaptığı iş miktarları aynı olduğu için burada birinci iş için verilen bilgilerin çarpımı eşittir. İkinci iş için verilen bilgilerin çarpımla eşit olacak. Bakın yarı çapı çarpı tur sayısı. Aynı şekilde düşününce arkadaşlar şuradaki ipe bakın. Buradaki çark ne kadar yol alıyorsa ip o kadar dönecek. Sonuçta buradaki çark da ipin döndüğü kadar yol alacak. Yapılan iş miktarı yine aynı olduğundan buradaki iş için verilen tüm bilgilerin çarpımı x çarpı 4r eşittir buradaki çark için verilen tüm bilgilerin çarpımına eşittir. İşte ters orantılık buradan geliyor. Çünkü yapılan iş miktarı aynı arkadaşlar. O zaman bulalım. 2R çarpı 60 eşittir 4R çarpı x ise x 30 buluruz. 2R çarpı 60 3R çarpı y'ye eşitse y'yi buradan 40 buluruz. 60 tur bu attı. 30 tur bu attı. 40 tur bu attı. Bunların toplamı soruluyor arkadaşlar. Buradan 130 cevabını buluruz. 30 soruluk bir sınava katılan Ahmet ve Kerim'in bu sınavdaki doğru yanlış ve boş soru sayıları ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sınavda Ahmet'in doğru cevap verdiği soru sayısı Kerem'in yanlış cevap verdiği soru sayısının 3 katına. O zaman Kerem x kadar yanlış yapsın. Doğru sayısı ne olacaktır? 3x. Kerem'in boş bıraktığı soru sayısı bu arada hemen buladım. Burada doğru yanlış boşun toplamı 30 olmalı. 30 olması için buraya 16-x diyeceğiz. Şurayı tekrar okuyalım. Kerem'in boş bıraktığı soru sayısı Ahmet'in boş bıraktığı soru sayısının iki katına eşittir. Arkadaşlar Ahmet'in bıraktığı boş sayı nedir? Burada 3x artı 12'yi 30'dan çıkartacağız. O da 18 3 xtir Ve diyor ki Kerem'in boş bıraktığı soru sayısı Ahmet'in boş bıraktığı soru sayısının 2 katına eşittir. 16 eksi x eşittir. 2 çarpı 18 eksi 3 x. 16 eksi x eşittir. 36 eksi 6 x. Buraya aldım 5 x. Bunu buraya aldım 20. x'i 4 buluruz. Bu sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürdüğüne göre Ahmet ve Kerem'in net sayıları arasındaki fark nedir? x'i ne bulduk? 4. O zaman Ahmet'in doğru sayısı 12, Kerem'in yanlış sayısı 4'tür. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. O zaman 12 bölü 4'ten Ahmet'te 3 net gidecek arkadaşlar. 12 eksi 3'ten 9 netimiz var. Ahmet'te 3 doğru gidecek. 12 eksi 3'ten 9 netimiz var. Buraya baktığımda 4 yanlış var. 4 bölü 4'ten bir tane doğru gitmesi lazım. 14 eksi 1'den Kerem'in 13 neti var. Net sayılar arasındaki fark nedir diyor. 13 eksi 9'dan cevabı 4 buluruz. 3'e bakalım. Murat bir giyim mağazasından iki farklı günde birer gömlek ve pantolon almış ve bu alışverişlerinde ödediği tutarları gösteren alışveriş fişleri aşağıda verilmiştir. Sadece buradan fiyatını görebiliyoruz. Murat bu alışverişler için ödediği toplam tutarın 1 bölü 3'ünü gömlekler için harcamış Ayrıca yaptığı ilk alışverişte gömlek için harcadığı paranın ikinci alışverişte pantolon için harcadığı paranın 2 bölü 3 olduğunu görmüştür. O zaman buraya harcadığı para pantolon için 3x olsun. Buraya harcadığı para ne olacaktır? 2 bölü 3 olacağı için 2x olacaktır. Murat'ın ilk alışverişte pantolon için harcadığı para İkinci alışverişte gömlek için harcadığı paranın 4 katına eşit olduğuna göre o zaman şuraya K dersek burası da 4K olacak arkadaşlar. Murat toplam kaç TL harcamıştır? Bu arada gömlekler için arkadaşlar ödenen para toplam tutarın 1 bölü 3'üymüş. O zaman bunu 3 ile çarparak toplam tutarı buluruz. 6x artı 3k olacaktır. Hepsinin toplamı 6x artı 3k. Peki burada ne var? Hepsini topladığımda arkadaşlar 4K artı K'dan 5K. 2x artı 3x'den 5x var ve bu miktar 6x artı 3k'ya eşitmiş. 2k eşittir x olur. x yerine 2k yazarsam buradan 4k olur arkadaşlar. Buradan da x yerine 2k yazdığımızda 6k olur. Bakın k artı 6k 7k'dır. Bu da 350'ye eşitmiş. K'yı 50 buluruz. Toplam kaç TL harcamıştır diyor. Toplam bu kadar harcamış. Biz burada x yerine 2k yazarsak 12k artı 3k'dan 15k harcamış. 15 çarpı 50'den harcadığı toplam parayı 750 buluruz. 4'e bakalım. Bir doğum günü partisinde bir araya gelen bir öğrenci grubunun yaş ortalaması gruptaki kişi sayısına eşittir. O zaman gruptaki öğrencilerin yaşları toplamı bölü gruptaki öğrenci sayısı eşittir x olacak. Çünkü kişi sayısına eşitmiş. O zaman gruptaki öğrencilerin yaşları toplamı burada x kareyi verecek. Daha sonra bu öğrenci grubuna yaşları toplamı 93 olan 3 yetişkin katılmış ve son durumda gruptaki kişilerin yaş ortalamasına ilk durumdaki gibi gruptaki kişi sayısına eşit olduğu görülmüştür. O zaman arkadaşlar şöyle diyelim. Gruptaki öğrencilerin yaşları toplamı x kare idi. Sonra 93 olan 3 kişinin yaşları toplamı 93 olan 3 kişi katılmış. Son durumda yaşları toplamı bize bunu verdi. Kişi sayısı da 3 kişi katıldığı için x artı 3'e eşit oldu. Ve ortalama buradaki kişi sayısına eşit oluyormuş arkadaşlar. Son durumda grubun yaş ortalaması nedir? x artı 3 nedir diyor. Buradan x kare artı 93 eşittir. İçler dışlar çarpım yapıyorum. X kare artı 6x artı 9 gelir. Şunlar gider. 9'u buraya alırsak 84 olur. X de buradan 14 gelir. X 14 ise son durumdaki ortalamayı soruyordu. 14 artı 3'ten 17 olur. Bülent Bey bir dil kursundan kızı Aslı için hafta içi, oğlu Berk için hafta sonu olmak üzere iki farklı kurs paketi satın almak istemiştir. Bunun üzerine dil kursundaki görevli kurs paketlerindeki ücretlendirme için şunları söylemiştir. Hafta içi kurs paketimizde haftada 3 gün 3'er saat, hafta sonu kurs paketimizde 2 gün 4'er saat ders veriyoruz. Ancak hafta sonu aldığınız 1 saatlik dersin ücreti, hafta için aldığınız 1 saatlik dersin ücretinden %25 daha fazladır. Bülent Bey, aslı için 6 haftalık bir kurs paketi, Berk için 8 haftalık bir kurs paketi satın almış. Aslı için satın aldığı kurs paketine 2160 TL ödemiştir. Buna göre Bülent Bey Berk için aldığı kurs paketine kaç TL ödemiştir? Aslı hafta içi gidecek arkadaşlar. Hafta içi. Hafta içi Aslı diyeceğim. Ali yazdım. Hemen düzeltiyorum. Aslı. Arkadaşlar hafta içinde 3 gün gidiyor e, bir günde 3 saat ders alıyor. Toplamda 3 çarpı 3'ten bir haftada 9 saat ders alıyor. 9 saat ders alıyor. Şimdi Aslı 6 hafta gidecek. O zaman 6 çarpı 9'dan 54 saat ders alacak. Arkadaşlar 54 saate 2160 TL para veriyor. 1 saate ne kadar öder? 2160 bölü 54 dediğimde 1 saat için 40 TL para verdiğini buluruz da 1 saate 40 TL para veriyor. Berk'te ise bu 1 saat için %25 daha fazlasını veriyor. O zaman 40 çarpı 25 bölü 100 diyerek demek ki Berk'in 1 saatine 40 artı 10'dan 50 TL para verdiğini buluruz arkadaşlar. Peki Berk kaç saat ders alıyor? Bir haftada 2 çarpı 4'ten 8 saat ders alıyor. Toplamda 8 hafta olacak arkadaşlar. E bir haftada 8 saat ders alıyorsa 8 haftada 8 çarpı 8'den 64 saat ders alır. 1 saat için ödenen para 50 TL ise 64 saat için 64 çarpı 50'den 5 kere 4 20, 6 kere 5 30, 3200 TL para öder. Bu şekilde bulmuş olalım arkadaşlar. Bir meyve suyu üreticisinin ürettiği konsantre portakal suyunun Besin öğelerine ait ürün etiketi aşağıda verilmiştir. Mesela su 70 gram, şeker 20 gram, bileşenler 10 gram. Aslında toplam ne arkadaşlar burada? Hepsini topladığımızda 100 gram. Bu konsantre meyve suyunun 40 gramını 100 gram saf su ile karıştırarak meyve suyu hazırlayan Ayşe, hazırladığı meyve suyunun şekeri az bulunca 10 gram daha şeker ilave etmiştir. Ayşe'nin hazırladığı meyve suyunun şeker oranı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar 100 gramında 20 gram şeker var. Öyle değil mi? O zaman bunun yüzdesini nasıl gösteririz? 20 bölü 100 şeklinde. 100 gramda 20 gram var. Yani yüzde 20 şeker var. O zaman 40 gramında ne kadar şeker olur? 40 çarpı 20 diyorum. Buna 10 gram şeker ilave ediliyor. Tamamı şeker olduğu için, saf şeker olduğu için yüzde çarpıyorum. Toplam karışım arkadaşlar ne olacaktır? 40 artı 10 artı 100'den 150 olacaktır. Çünkü 100 gram da saf su ekleniyor. Ve buradaki şeker oranı nedir? Bunu bulacağız. 800 artı 1000'den 1800 gelir. Bölü 150 eşittir x. Sıfırlar gitti. 3'e böl 5, 3'e böl 60, 60 bölü 5'ten 12 gelir. Son durumda şeker oranı %12 olur. Gelelim 7'ye. 8 çekirdekli bir bilgisayarda her işlemci çekirdeği eşit hızla çalışmaktadır. Bu bilgisayarda yapılan bir dosya kopyalama işlemine ait ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir. Arkadaşlar şekli bir inceleyelim. Kalan süre 2 dakika 20 saniye diyor ve saniyede 8 MB yüklüyormuş. Bu kopyalama işleminde yukarıdaki görüntü oluşana kadar sadece iki işlemsel çekirdeği eşit kapasitede çalışmış. Hemen ardından Çekirdeklerden birinin hızı %50 artmış, diğerinin hızı %40 azalmış ve dosyanın kopyalama işlemi tamamlanana kadar bu durum değişmemiştir. Dosya kopyalama işlemi beklenenden kaç saniye kısa sürmüştür? Arkadaşlar hız ile süre ters orantılıdır. Bunu biliyoruz değil mi? O zaman şöyle düşünelim. Öncelikle işlemcinin hızlarını 100V olarak düşünelim. 100V artı 100 ve çarpı süre burada 2 dakika 20 saniyedir. Hani arkadaşlar hız çarpı süre alınan yola eşit ya. Burada x yerine yapılan işi yazacağım. Hızda 2 işlemci çalıştığı için arkadaşlar 100 ve 100 v şeklinde yazdım. Süre ise 2 dakika 20 saniyedir. Bunu saniye çevirirsek 2 çarpı 60 120 saniye 20 daha 140 saniye eder. Bunu 140 ile çarpıyorum. Yapılan iş nedir arkadaşlar? Yapılan iş %70'lik kısımdır. Ona x diyorum. Sonra burada çekirdeklerden birinin hızı %50 artmış. Yani 150 v olmuş. Diğeri de %40 azalmış. Yani 60 v olmuş. Süresini bilmiyorum ama yapılan iş aynı olacak. Bunları oranladım arkadaşlar. Şuradan 200 ve buradan da 210 v gelir. Sadeleştirdiğimizde 20 çarpı 140 bölü aşağıda ise 21 çarpı t gelir bu oran 1'dir. Ee, 7'ye böldüm 3 7'ye böldüm 20 arkadaşlar buradan t'yi 400 bölü 3 saniye olarak buluruz içler dışlar çarpımından. Kalan süre neydi 140 saniyeydi. Burada bulduğum süre 400 bölü 3 arkadaşlar. 400 bölü 3 eksi 140 dediğimde daha doğrusu 140 arkadaşlar daha fazladır. O yüzden şöyle diyeceğiz. 140 eksi 400 bölü 3 dediğimizde son durumda işlemin ne kadar kısa sürede gerçekleştiğini buluruz. Yani burada ne demiş? Beklenen kaç saniyeden kısa sürmüştür diyor. O zaman burada 420 eksi 400 bölü 3 diyerek 20 bölü 3 buluruz arkadaşlar. İlk duruma göre kopyalama işlemi 20 bölü 3 saniye kısa sürmüştür. 8'e bakalım. Bir hava alanında yürüyen bant üzerindeki iki hareketlinin 3 saniye aralıklarla oluşan görüntüleri ve bandın kenarındaki duvarda bulunan 9,5 metre uzunluktaki bir reklam panosuna göre konumları verilmiştir. Şurası neymiş arkadaşlar? 9,5 metre. Bu iki hareketlinin hızları oranı 6/5 olduğuna göre yürüyen bandın saniyedeki hızı kaç metredir? Arkadaşlar 6V ve 5V şeklinde diyelim. Burada hızı fazla olan daha fazla yol alacak. Şekle baktığımda arkadaşlar daha fazla yol alan erkek o yüzden bunun hızı 6V'dir. Bunun hızı da e, hızı da 5V'dir. Bu şekilde yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar tabii ki yürüyen bantla aynı yönde olacak bunlar. O zaman başlayalım. Erkeğin hızı artı bandın hızı çarpı Süresi de arkadaşlar 3 saniye diyor. Gerçi süreleri aynı t diyebiliriz. Aldığı yol nedir? 4 artı 6 artı 9 buçuktan 19 buçuktur. Şimdi kadına bakalım. 5 v artı bandın hızı çarpı süre aynı. Aldığı yol 3 artı 5 8'dir. 9 buçuk daha 17 buçuktur. Arkadaşlar bunları oranlayacağız. Evet oranlayıp. Bandın hızına ulaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Bandın hızını V cinsinden bulacağız daha doğrusu. Bir öyle yapalım. Burada e, arkadaşlar sıfırlardan yani virgüllerden kurtulalım. Şöyle yazalım. 6V artı VB bölü. 5V artı VB. Bu işlem bizi biraz zorlayacak. 195 bölü 175 diyelim. 5'e böldük 35. 5'e böldük e, 30 9 oldu. i̇çler İç, dışlar çarpımı yapalım. 5 ile 39'u çarptığımda 5 kere 9 45. 15 195 ve artı 39 vb oldu. Eşittir arkadaşlar şunu aşağıya alacağım. Eşittir 6 ile 35'i çarpıyorum. 6 kere 5 30 18 210 ve artı 35 vb olur. Bunu buraya aldığımda 4 vb eşittir. Bunu da buraya aldığımda 15 V'ye geliyor. Bandın hızı 15 V bölü 4 oluyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki yerde 15 V bölü 4'ü yazalım. Toplayalım. 24, 15 daha 39 V olur. 39 V bölü 4 çarpı. Arkadaşlar süre ise 3 saniye eşittir. 19,5 bunu da 195 bölü 10 şeklinde yazalım. Keşke sadeleştirmeseydik. Oradan sanki daha kolay geliyor. Yine de devam edelim arkadaşlar. 2'ye böl 2, 2'ye böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 39. 39'lar sadeleşti. Burada arkadaşlar 3V bölü 2 ifadesi 1'e eşit oldu. 3V bölü 2, 1 ise V'miz 2 bölü 3 olur. V 2 bölü 3 ise şuraya 2 bölü 3 yazıyorum. Sadeleştiriyorum arkadaşlar. 5 bölü 2'den 2,5 olarak hızını buluyoruz. Neyse ki işe hatası yapmadık. Bir ev hanımının kırmızı ve beyaz birim kareler kullanarak elde ettiği bir motif ve bu motifi yan yana ve alt alta dizerek elde ettiği masa örtüsünün görüntüsü aşağıda verilmiştir. Buna göre masa örtüsü tamamlandığında elde edilen kırmızı birim karelerin sayısı en az kaçtır? Motifin arkadaşlar 3, 3 olduğunu görüyoruz. 3 birim, 3 birim olduğunu görüyoruz. O zaman bu şekilde düşünürsek en fazla bu şekil bozulmadan 6 tanesini bu, bu şekilde yan yana yerleştirebilirim. 6 tanesini de böyle alt alta yerleştirebilirim arkadaşlar. Şöyle gösterelim. 6 tane. Bir tanesi 3 birim kareden oluşuyor. 6 tanesi ne olacak? 6 çarpı 3'ten 18 birim kare olur arkadaşlar. O zaman Buraya 2 birim kalır. Buraya da 2 birim kalır. 6 çarpı 6'dan buraya 36 tane bu motiften yerleştirilir. Bir motifte 4 tane kırmızı var. 36 tanesinde 36 çarpı 4'ten 144 tane kırmızı var. Kırmızı birim karelerin sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar buraya yine 6 tane yerleştireceğim fakat 2 birim olacak şekilde. O zaman en az olacaksa 2 biriminde en az sayıda kırmızı kaç tane olur? Bunu bulmaya çalışacağız. Mesela şuradaki arkadaşlar 2 birimi düşünürsem 2 tane kırmızı var. Şuradaki 2 birimi düşünürsem yine 2 tane kırmızı var. Bunlardan birini alabilirim. Öyle değil mi arkadaşlar? Mesela bir tanesini yerleştireyim. Kolaylıkla anlayın. Ben şunu yerleştirmek istiyorum. Burası kırmızı, burası kırmızı. Arkadaşlar bu şekilde 6 tane yan yana olacak. Tamam mı arkadaşlar? 6 tane yan yana olacak. Bir tanesinde 2 tane kırmızı varsa 6 tanesinde 6 çarpı 2'den burada 12 tane kırmızı olur. Şimdi aynı mantıkla buraya yerleştireceğim arkadaşlarım. Ee, şurası ve şurası boyalı. Bir tanesinde 2 tane kırmızı var. Bu şekilde 6 tane yan yana yerleştireceğim. 6 çarpı 2'den 12 tane kırmızı olur. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Burada da iki birim iki birim olacak şekilde bir kare şekil var. Peki bu kare şekilde en az kaç tane kırmızı olabilir? Şurayı seçtiğimde bir tane olabilir. O zaman bir tane kırmızı da burada var. 12 artı 12 artı birden 25 olur. En az arkadaşlar toplamda 169 tane kırmızı yer olur. 1'den 33'e kadar olan tam sayılar arasından seçilen çift bir tam sayının yeri artı eksi sembollerin oluşturduğu bir sembol dizisiyle şu şekilde belirlenmektedir. Adım 1. Sayı doğrusunda önce 1 ve 33 sayıları sonra da bu sayıların orta noktası işaretlenir. Seçilen sayı orta noktanın sağında ise artı sembolü, solunda ise eksi sembolü kullanılır. Arkadaşlar seçilen sayı orta noktadan küçükse eksiymiş Büyükse artıymış. Daha sonra işaretlenen noktalar içinde seçilen noktaya en yakın iki noktanın orta noktası bulunur. Ve adım 2'de uygulanan işlemler artı eksi sembollerinden oluşan dört sembollü bir dizi elde edilene kadar tekrar edilir. Hemen örneği inceleyelim arkadaşlar. Önce sayı doğrusunda 1, 33 belirleniyormuş. Bunun da orta noktası belirleniyormuş. Orta noktayı nasıl buluruz? 1 artı 33 bölü 2'den 34 bölü 2 gelir. O da 17'dir. Seçtiğimiz sayı 18. 18 sayısı ortadaki noktadan büyük olduğu için artı olmuş. Güzel. Sonra bu 18'e en yakın olan sayılar 17 ve 33'tür. 17 artı 33 50'dir. 50 bölü 2'den 25 gelir. Ve 25 sayısı arkadaşlar 18'den büyüktür. Ya da şöyle diyelim. Seçtiğimiz sayı bu ortadaki sayıdan küçük olduğu için eksi olur. Bu şekilde devam etmiş. Sonuncusuna bakın arkadaşlar. 17, 21, ee, bakıyorum 17-21'in orta noktası 19'dur. 18 sayısı 19'dan küçük olduğu için eksi yazılmış. Bence mantığı anlaşıldı. Seçtiğimiz sayı orta noktadan küçükse eksi, büyükse artı arkadaşlar. Buna göre konumu eksi artı eksi artı sembolleriyle ifade edilen çift sayı, çift tam sayı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi sayı doğrumuzu çiziyorum arkadaşlar. Uç noktaları 1, 33'tür. Orta noktası ise 1 artı 33 bölü 2'den 17'dir. Şurada eksi var. Seçtiğimiz sayı orta noktadan küçük ki arkadaşlar şurada bir yerde ki eksi olmuş. Yerini belirledik. Sonra seçtiğimiz sayıya en yakın sayılar 1 ve 17'dir. Orta noktası ise 1 artı 17 bölü 2'den 9'dur. 9 sayısı arkadaşlar bakın burada artı olmuş. Burada bir yerde ki 9 sayısı çünkü seçtiğimiz sayı orta noktadan büyük artı gelmiş. Şimdi seçtiğimiz sayıya en yakın sayılar 9 ve 17'dir. Orta noktası 9 artı 17 bölü 2'den 26 bölü 2 13'tür. 13 sayısı arkadaşlar bakın burada eksi gelmiş. Burada bir yerde ki seçtiğimiz sayı 13'ten küçük olduğu için eksi olmuş. Devam ediyorum. Seçtiğim sayıya en yakın sayılar 9, 13'tür. Orta noktası 9 artı 13 bölü 2'den 11 gelir. 11 arkadaşlar burada artı olduğuna göre burada bir yerdeki seçtiğimiz sayı 11'den büyük gelmiş. O zaman arkadaşlar seçtiğimiz sayı nedir? 11 artı 13 bölü 2'den 24 bölü 2 12'dir. Evet gençler bu şekilde muhteşem bir soru olmuş. Bir satıcının elinde aşağıda verilen ve her birinin kütlesi üzerinde yazan ağırlıklardan birer tane vardır. Eşit kolu terazi kullanan bu satıcı kütlesi elindeki ağırlıklara eşit olmayan bazı ürünleri de bu ağırlıkları kullanarak tartabilmektedir. Örneğin satıcı 4 kilogramlık bir ürünü tartmak istediğinde bu ağırlıkla birlikte 1 kilogramlık bir ağırlığı terazisinin sol kefesine 5 kilogramlık ağırlığı da sağ kefesine koymakta. Böylelikle elinde 4 kilogramlık bir ağırlık olmamasına rağmen tartma işlemini yapabilmektedir. Buna göre bu satıcı benzeri yöntemi kullanarak 24, 23, 22, 14 kilo ağırlığındaki ürünlerden hangilerini tartabilir? Toplam ağırlık ne? Ona bir bakalım arkadaşlar. 10, 16, 26. 24 kilogramı tartabilir mi? Hemen bakıyorum. Arkadaşlar, şimdi 24'ü koyduğumuz kefeye 1 kilo ağırlığı koyarsak geriye ne kalacak? 26 eksi 1'den 25 kilo ağırlık kalacak. 2 artı 5 artı 8 artı 10 diyerek bunu tartabiliyoruz. 24'ü tartabiliyoruz. O yüzden D şıkkını eledim. 23'e bakalım. Arkadaşlar 26 kilogramdan 3 kilogramı çıkartırsak 23 olur. O zaman sağ kefeye 5, 8, 10'u eklersem 23 kilogramı tartabilirim. 23 olmayanı eleyelim. 22 elde edebiliyor muyuz? Ona bakacağız. Arkadaşlar, şimdi az önce 23'ü hesaplayabilmiştik değil mi? Ben 22'nin yanına 1 kiloyu eklersem ve sağ kefeye de 5-8-10 kilo olan ağırlığı koyarsam 22 kilogramı da tartabiliyorum. Böyle baktığımda cevap E gelmekte. Ama 14'ü de elde etmeye çalışalım. Şimdi e, sevgili gençler, 14'ü elde edebilmek için burada neler yapabiliriz? Bir bakalım, 8-2-5 daha ne oldu? 15 oldu. O zaman arkadaşlar 1 kilo bunun yanına eklersek sonra 2, 5, 8 kiloyu da buraya koyarsak 15 eşittir 15 olur. Bunu da tartabiliyoruz. Cevabımız E'dir. Gelelim son sorumuza. Sabit hızla yakıt tüketen bir otomobilin dolu depo ile hareketi başladıktan 3 ve 12 saat sonra deposunda kalan yakıt miktarı ile harcanan yakıt miktarının dağılımını gösteren dairesel grafikler aşağıda verilmiştir. Demiş ki 3 saat sonra harcanan kısım burası arkadaşlar. 12 saat sonra e, harcanan burak, kalan kısım burası. 13. saatin sonunda bu aracın deposunda 6 litre benzin kalmıştır. Bu otomobilin deposunun hacmi kaç litredir? Şöyle diyelim arkadaşlar. Sabit hızlı olduğu için her saat tükettiği yakıt miktarı aynı olacaktır. O yüzden doğru orantı var burada. 1 saatte X kadar yakıt tüketsin. 3 saat sonra ne olur? 3x kadar yakıt tüketir. Burada alfa'yı 3x buluruz. Sonra arkadaşlar, 1 saatte x kadar yakıt tüketiyorsa, 12 saat sonra 12 çarpı x kadar yakıt tüketir. Burada arkadaşlar, depo'nun toplam hacmi 3x artı 12x'ten 15x'tir. Eşittir. 13 saat sonra arkadaşlar 1 saatte x kadar yakıt tüketiyor. 13 saat sonra 13 x kadar yakıt tüketir ve depoda kalan 6 litre vardır. Tükettiği artı kalan miktar deponun hacmine eşittir. Buradan 2x eşittir 6'dan x'i 3 buluruz. Deponun hacmi 15 xti bize onu soruyor. 15 çarpı 3'ten cevabımız 45 olur arkadaşlar. Evet gençler böylelikle 14. denememizi de tamamladık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. <laughs>